Bu yaşlı adamı tanıyor musunuz? Elindeki torbada tereyağı var. Her sabah yağda pişirilmiş iki yumurta yiyor. Süt içerken kaymağını yiyor. Öğlenleri tavuk ızgara tercih ediyor. Akşamları da mutlaka et yiyor. Bir arkadaşımın arkadaşı kendi kulaklarıyla işitmiş, yanındakilere et yemeden doymam ben diyormuş. Etin de özellikle yağlı kısımlarını seven Ali Dede geçen hafta 90. yaş gününü kutladı. Peki 15 yaşından beri günde 2 paket sigara içtiği halde geçenlerde 100. yaş gününü kutlayan banka emeklisi Nebahat Hanım'ı tanıyor musunuz? Tanımasanız da sağlık kurallarına meydan okuyarak uzun yaşayan insanlara ait hikayeleri duymuşsunuzdur. Ben şahsen Ali dedelerden de Nebahat Hanımlardan da çok çektim. Çok et yemeyin dediğim bazı hastalarım ve arkadaşlarım, hayvansal gıdaların zararlı olmadığını bana ispat etmek için hemen onlara örnek gösteriyorlar. Murat Bey, sen öyle diyorsun ama benim bir arkadaşımın amcası her sabah iki yumurta yiyor diye başlayan konuşmaları kim bilir kaç kez dinledim, sayısını unuttum. Sevgili izleyicilerim, bu ülkede yaşayan 76 milyonun 75 milyonu az veya çok et yiyor. Tabii ki içlerinden birkaçı kötü beslenmesine rağmen uzun yaşayacaktır. Bu ülkede her yıl 150 bin kişi kalp krizi geçiriyor, 100 bin kişi kanserden ölüyor. Kimsenin aklına kötü beslenmeyi suçlamak gelmiyor. Buna karşılık binlerce kişinin içinde hasta olmayan bir kişi hemen dikkat çekiyor ve akılda kalıyor. İstatistik ilmi bize bu tip istisnai durumlarla yalnız sağlık değil her alanda karşılaşabileceğimizi söyler. Geçenlerde televizyonlarda bir tıp profesörünün kendi Ali dedesinden bahsedip "Benim dedem et yedi, 90 yaşına kadar yaşadı." dediğini duyunca bu konuya özellikle değinmenin iyi olacağını düşündüm. Mahallenizin en uzun boylu kızının Zehra olduğunu düşünelim. En uzun boylu erkekten bile iki karış uzun. Mahallenizdeki Zehra örneğini göstererek kadınlar erkeklerden uzundur diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Muhtemelen yaşadığınız şehirde Zehra'dan daha uzun erkekler vardır. Kadınlar erkeklerden uzundur genellemesini yapabilmek için Zehra'nın o ülkenin en uzun kişisi olması bile yetmez. Diğer ülkelerde yaşayan kadınlarla erkeklerin milyarlarca kişinin boy ortalamalarını alıp karşılaştırma yapmanız gerekir. İşte bu yüzden etin yağlı yerlerini yediği halde uzun yaşayan bir Ali dedeniz olması çok et yemenin sağlığı olumlu etkilediğini göstermez. Hepimiz sigaranın akciğer kanserinin en önemli sebebi olduğunu biliyoruz. Buna rağmen Nebahat Hanım gibi çok uzun yıllar sigara içtiği halde akciğer kanseri olmayanlar var. Nebahat Hanım'ı çocuğunuzu örnek göstererek "Sen de hiç korkmadan sigara içebilirsin." diyebiliyor musunuz? Demiyorsunuz. Çünkü onun aynı Ali dediği gibi bir istisna olabileceğini biliyorsunuz. Bu istisnalar neden oluyor? Neden Ali dayı etin yağlısını yediği halde kalp krizi geçirmiyor da Nezih Bey erken yaşta kalp krizi geçiriyor? Geçen yıl açıklanan bu çalışma herkesin merak ettiği bu soruya kendi açısından bir açıklık getirdi. İşin sırrı tahmin edeceğiniz gibi genlerimizde gizli. Anne veya babanızdan aldığınız NPC1L1 genlerinden birinde mutasyon varsa ne kadar kötü beslenirseniz beslenin, ne kadar yağlı et yerseniz yiyin, LDL yani kötü kolesterolünüz yükselmiyor ve bu kişilerin damarları da tıkanmıyor. NPC1L1 mutasyonu sadece 650 kişiden bir kişide görülüyor. Tabii 650'de bir ihtimalle sizin de NPC1L1 mutasyonunuz olabilir. 649 kişi arasında olma ihtimalinizin daha yüksek olduğunu sakın unutmayın. Ben şimdilik size genleriniz yerine istatistik bilimine güvenmenizi tavsiye ederim. Hangi beslenme şeklinin sağlıklı, hangisinin zararlı olduğunu anlamak için münferit Ali Dede vakalarına değil, çok sayıda on binlerce kişinin beslenme sonuçlarını gösteren araştırmalara bakmalıyız.
10 binlere baktığımızda et yiyenler çok mu yaşıyor yoksa yemeyenler mi daha uzun yaşıyor? İşte size kırmızı etle yapılan çalışmaların gözden geçirilmesiyle elde edilen en büyük çalışmalardan birinin sonucu. Bu grafikte görmüş olduğunuz yatay hat gram olarak günde ne kadar et yediğinizi gösteriyor. Dikey hat ise ölüm oranını gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi işlenmiş et yiyenlerde ve işlenmemiş kırmızı et yiyenlerde gram olarak yediğiniz et miktarı arttıkça ölüm oranı yükseliyor. Şimdi de Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bu çalışmaya bakalım. 37.698 erkek 22 yıl, 83.000 küsür kadın 28 yıl boyunca takip ediliyor. 5.910 kişi kalp krizinden, 9.000 küsür kişi kanserden ölüyor. Günde bir porsiyon kırmızı et yemenin ölüm oranını %13 artırdığını görüyoruz. Eğer salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş et yerseniz riskiniz %20 artıyor. Sevgili izleyicilerim, kötü beslenme alışkanlıklarına rağmen uzun yaşayan Ali dedeler her zaman olacaktır. Bu munferit örnekler hayvansal besinlerin kanser ve kalp krizi riskini artırdığı gerçeğini değiştiremez. Söylentilere değil, bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre davranmak her zaman olmasa da çoğunlukla daha doğrudur.